Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedinil amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirdan ustozlar, bugün yana navbatdagi suhbatimizni boshlaymiz. Bugün inşallah rabbil alamin dalolatun nas to'g'risida gaplashamiz. Dalolatun nas bu bir usuli istilah. Usuli istilahda dalolatun nas to'g'risida. Eshini yopib qo'yasizmi? Nima uchun dalolatun nas haqida ham bir gaplashishimiz kerak? Chunki Qur'oni Karim, hadisi shariflar to'g'risida bugun maydonda odamlar ma'no aytar ekan. Osha ma'no aynan matndagi Alloh subhanahu va taolo iroda qilgan ma'nomi yoki uni o'qib aytayotgan odamni o'zini tushunchasidagi ma'nomi? Qanday ajratamiz buni? To'g'rimi? Bir odam hadis aytayapti, Qur'on o'qiyapti-da, unga ma'no aytar ekan arabchasini aytmayapti-da. Bizga nimani aytayapti? O'zini tarjimasini aytayapti. O'zi tushungan narsani aytib, orqasidan demak deb xulosa chiqaryapti. Ana o'sha xulosa to'g'rimi, noto'g'riligiga qanday asosda erishamiz? Qanday bilamiz uni? To'g'ri, noto'g'ri aytayapti u. Qur'on o'qiyapti, oyat o'qiyapti, hadis o'qiyapti, payg'ambar alayhi salatu vasallamning qavli deyapti. Va lekin unga ergashgan odamlar Qur'on va sunnat maqsad qilgan saodatni bermayapti. Vaholanki Qur'on va sunnat insoniyatga ikki dunyo saodatini berish kerak edi. Dunyoda ham Qur'onga ergashgan, sunnatga ergashgan odam saodat topish kerak edi. Nimaga muammo chiqyapti? Demak, biz dalolatun nas to'g'risida gaplashishimiz kerak. Nas o'zi nima? Matn degan to'ppa-to'g'ri dalil. Umumiy ma'noda Qur'on oyatlari va payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlarini nomi nas deyiladi. Nas. Nas to'g'risida nasni masalan bizga yetib kelish tariqasini ko'p gaplashdik. Sizlar bilan gaplashmadik-ki boshqa darslarda. Qisqaroq muxtasar qilib o'tib ketamiz. Nima uchun Qur'on va sunnat haqida ma'no aytayotgan odamdan ilm talab qilinadi? Nima uchun? Buni hozir ko'ramiz. Chunki Qur'on va sunnatga ilmsizlarcha yondoshgan odamning zarari dushmanning zararidan katta turadi. Qur'on va sunnatga ilmsizlarcha ma'no aytayotgan, o'zini tushunchasini Qur'on va sunnatni ustiga hokim qilayotgan odam islomning dushmanlaridan ko'ra ko'proq zarar beradi musulmonlarga. Qisqaroq sharhi shu buni, qisqaroq matni shu. Johil do'stdan aqlli dushman afzal. Aqlli dushman islomga u zarar yetkaza olmaydi. Chunki islomni muhofizi Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Lekin johil do'st Qur'ondan gapiryapman, hadisdan gapiryapman, shariatdan gapiryapman deydi. Lekin o'sha shariatni usul qoidasiga muvofiq gapiryaptimi yo'qmi? Metodologiyasi to'g'rimi yo'qmi? Buni ajratib bilishimiz kerak. Ayniqsa imomlarimiz bu haqida to'la to'kis ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Sababi mavzuni ochayotgan odam nima haqida gapiryapti, oyatni o'qib qanday ma'no tushuntiryapti, buni ajrata bilishligimiz uchun. Ajratganimizdan keyin boshqalarga yetkazishimiz oson bo'ladi. Qur'on va sunnat nasdan iborat, matndan iborat. O'sha matnlarni bizga yetib kelish tariqasi bor. Yetib kelish tariqatini nima deyiladi? Subut deyiladi. Subut. Subuti ya'ni yetib kelish sobitligi. Uni o'zini nomi bor. Masalan, qat'iyatu subut bor, zonniyu subut bor. Qat'iyu subut bor, zonniyu subut bor. Kelish tariqatida mutawatir bo'lish ehtimoli bor, aziz bo'lish ehtimoli bor, ohad bo'lish ehtimoli bor. Bu alohida mavzu edi. Xabarlarni qabul qilish kategoriyamiz 100% aniqlik ustiga qurilgan bo'lsa, bundan farzlar yuzaga chiqadi. Farz aqidaning inkor qilsa kofir bo'ladigan darajadagi rukunlari paydo bo'ladi.
mutavatir kat'i dalolatga ega bo'lgan matnlar shunaqa kuchli dalillar. Kimda kim uni inkor qilsa dindan chiqib ketadi. Buni nima deyiladi? Ilmi yaqin deyiladi. Eng yuqori martabadagi xabar kategoriyasi ilmi yaqin. Undan keyin nima turadi? Zon turadi, zon. Zon ilmi yaqinga yetmagan. 50 dan oshadi-yu 100 ga yetmaydi. Aksar bizni ahkomlarimiz zon ustiga quriladi o'zi. Masalan, savdo sotiq foydali ishmi? Foydali deymiz hammamiz. Alloh taolo Qur'onda ahallallohul bay'a dedi, to'g'rimi? Savdoni halol dedi. Savdo foydalimi desa ha deymiz biz hammamiz. Lekin nimaga hamma savdo qilgan odam foyda ko'ravermaydi? Agar %100 informatsiya bo'lsa savdoni foydali ekanligi, %100 odam savdo bilan shug'ullansa foyda ko'rish kerak. İlmi yakın emas demek bu. Nima bu? Zon bu. Zon ustiga quriladi. Ya'ni savdoning halol ekanligi ilmi yaqin, savdoning foydali kasb ekanligi zon ustiga quriladi. Zon 50 dan yuqori tajribaga ko'ra savdo foydali deyilaveradi. Zarar ko'rgan odamni o'zini ayblanadi. Sen xato qilding deyiladi. Aslida savdo foydalidi, sen eplolmading deyiladi. Agar bir aqlli odam savdo qilsa, eplolmasa, uni aqlliligini e'tiborga olib savdoni foydasiz ish deb bo'lmaydi. Nimaga? Chunki ilmi yaqin emas, zon bilan savdo foydali hisoblanadi. Xo'p, qisqaroq endi bugungi darsimizga kiramiz. Nas matn tushunilishlik ma'nosida, tushunish ma'nosida dalolatun nas, ishoratun nas, iqtidoun nasga bo'linadi. Dalolatun nas, ishoratun nas, iqtidoun nas. Dalolatun nas nima degani? Matnning dalolati nima degani desa, yufhamu minhu bi mantuqihi deyiladi. Ya'ni matnning mantiqidan, ya'ni nutqidan, harfidan kelib chiqqan ma'noni dalolatun nas deydi. Qaytaraman. Matn, hadis keldi masalan, oyat keldi. Oyatni o'zidan o'qiganingizda zohir ko'rinib turgan ma'no, harflarni o'zidan ko'rinib turgan mantiqni o'zidan chiqayotgan ma'noni dalolatun nas deydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va la taqul lahumo uffin. Ota-onaga nima demasligimiz kerak? Uff demasligimiz kerak. Matnni ustidagi dalolatidan nimani tushunamiz? Ota-onaga uff deyishlik harom ekanligini tushunamiz. To'g'rimi? Ota-onaga uff demagin deyapti. Shu matn bilan, mana shu matn bilan biz mantiq ustidagi lug'atni o'zidan ota-onaga uff deyishlik noto'g'riligini tushunamiz. Endi bu matnda ishoratun nas bor. Matnni o'zi boshqa narsalarga ishora qilyapti. U ishora nima? Uff deyishlikni harom ekanligini bildirib, ishorasida urush, so'kish, haqorat qilishni va qadri avlo harom ekanligini bildiryapti. Biz matnni o'zidan "Vala taqullahuma uffin" degan Qur'onda Alloh taolo ota-onaga uff demagin degan. Ha? Demak biz uf demesek bo'ldi deb qolgan ishlarni qilishligimiz to'g'ri bo'ladimi? Ota-onani urma degan oyat bormi? Yo'q. Uf dema degan oyat bor. Demak, uf dema degan oyatni mantuqiga, ya'ni dalolatini o'ziga suyanib, uni ichidan ishora qiladigan ma'nolarni inkor qilsak nima bo'ladi? Islomga eng katta zarar kunanda odamga aylanadi. Qur'onni o'zini sizga ko'rsatadi. Qur'onda Alloh taolo ota-onaga uf demagin degan. Uf demagin degan. Ha, urush, so'kish, uni qariyalar uyiga olib borib tashlash, bular bemalol desa. Qur'ondan kelib chiqyapti. Buni men misol keltirar ekanman, aynan shu misolni o'ziga qotib qolish uchun emas. Bu misol Qur'on va sunnatning mafhumidagi, ya'ni Qur'on va sunnatning maqsadidagi bir qancha matnlardan nimalar kelib chiqish mumkinligini ko'rsatish uchun aytayapman. Nimalar qilishi mumkin odamlar? Dalolatun nas matnni o'zidan qaynab turgan ma'no ota-onaga uf dema deyish.
Lekin işaretun nas ota onaga uf deme deyişini buyuruyorken Allah Ta'ala onu sökeş, uruş, unga alakadar meselelerini mutlaka haram ikenliğini işare kılıyordu. Metin işare kılıyordu. Şimdi yoksa gel bari. Yeter mi ki? Kurup baktı bu. Dalolatın nasıl olsa yapılacakmış. Matının dalolatı. Matının dalolatı onun mantuku da uzunu harfi manalardan kep çıkabilir. Şimdi dalolatın nasıl? İkincisini ne dedik? İşaretin nasıl dedik? İşaretin nasıl? İşaretin nesini özü, işaretin nesini özü. İkiye bölünmedi şimdi. İkiye bölünmedi, ne demek? İşaretin nes, metinin özünün manasını tengige dalalet kıladı. Birincisi. Birincisi, onun özünü tengige dalalet kıladı. Mesela, metinin özündeki seviye bu olsa, şunge dalalet kıladı. Çünkü daha dalalet kıladı. İkincisi de metnin özünden yukarıya dalalet kıladı. Bu metni de, bu nesidir? Bu ya nesidir? Bunun işaresi özü bilen tengiye dalalet kıladı, yok ki yukarıya dalalet kıladı. Bu ne de gelin? Özüden paske dalalet kılıydı. Bu not doğru değil, paske dalalet kılıçlıydı. Allah Teala uf demegin dedi. Ha? Uf demegin degeni ufnin beraberindeki nerselerini haram dedi. Aldı da başarısının bucuma yetirişliği, gepirse cevap bilmesliği, ufni beraberindeki nerseler bunlar. Uftan pasta, ota onaga zacet bilişi mümkün bulgen nerse yok. En kemide uf var. En kemide. Ota ona azarlanışı mümkün bulgen hareketler içi de en kemi uf. Hasan-ı Basri aytadılar ki, eğer ota ona azar çekişi mümkün bulgen, ota ona azar çekişi mümkün bulgen, uf kelimesinden hem pasra narsı bulgen deydi, Kur'an zikir kılardı. En kemi uf. Uftan pasti yok. İşaretin nes ufke beraber narsalarını haram kılış bilen birge, uftan yukarı narsalarını hem haram kıladı. Demek işaretin nes ikiye bölünmedi. Özünü tengige dalalet kılışı mümkün, özden yukarıya dalalet kılışı mümkün. Dalaletin nes, işaretin nes, elini kiyingisi ne mi buldu? İktidakın nes. Üçüncüsü iktidakın nes. İktidakın nes, özü zarurat, metinin zaruratı yem değilleri. İktidar-ı nas. İktidar-ı nas metnini özüde onun işaresi de yok bo'ladi. Mecbur bo'lamiz o'shani o'rniga nimadir qadar taqdir qilishlikka. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadi. A'udhu billahi minash-şeytanir-racim. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ. Sizlerden kimde kim kesal bulsa. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ. Yok ki seferde bulsa. Ne diyebdi Allah Teala? فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ. Başka küllerde idde. Sanat diyebdi. Ne diyebdi? Batından ne mi düşünemiz kaldı?
Kur'an'dan doğrudan doğru ala varamam degen adamlarla 30 kuşlar efendiye. Menge mana ayeti ver. Ne degen? Bana Kur'an durdu bana. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Ne mi var orada? Kim kesel bulsa ya ki seferde bulsa başka küllerini sana abi. Ne diyeyim? O şey cöyde iktidâ-u nas var. Metinli tegide bir kader var. وَاَفْتِرُوا Yani başka küllerde yani iftar kılınlar yani rozu tutup yiyinler. Oşa roza tutu bir işlik meselesi matında yok. Sizlerden kimde kim kesal bulsa, ya ki seferde bulsa, oşa rozanı tutuşluk meselesini başka küllerge sanasın. Oşa ağzı açık küllerge keyingi küllerde koşsun. Sana arge sana kıbesin diyemdi. Oşa cöyde iktida unnaz matını takaza kılıgen cümleni koşmasızlıklı ilacı yok. Hoşamız zarurat bu kaldı. Şimdi bunların umumi manada, matırların umumi manada mefhumu var. Mesela delalatın nesne özü de ikiye bölünür bu yer. Birincisi mefhum muhalife ya mefhum muvafaka bölünür. Mefhum muvafaka. Mefhum muvafaka. İkincisi mefhum muhalife. Mefhum muhalife. Matnni o'zida matnga muvofiq ma'no bor. Matnni o'zida mafhumdan, ya'ni mafhumdan chiqadigan muxolif ma'no bor. Muxolif ma'noni chiqarib olish bor. Hanafiylar bizning hanafiylar mafhumu muxolifadan hukm olmaydi. Illo jumhur, Shofiylar, Malikiylar, Hanbaliylar mafhumu muxolifani hujjat deb biladi. Buni hozir misolni keltiraman. Masalan, mafhumu muvofaqani mafhumu muvafakanı. Kanday düşünüşümüz mümkün. Mesela deyilik, uşa mafhumu muvafaka dalalatın nas ve işaretin nas da kim çıkadıgen muvafaka. İkiye bölündü dedik yukarıda. Birinci uf, ufke beraber narsalar ne buladı? Mafhum muvafaka buladı. Ufke muvafık yaplar buradı. Ufke kaysa bir muvafık olursa ular mafhumu muvafaka geçişedi. Ular ham harom bo'ladi. Ufni harom degan Alloh taolo boshqalarda ham harom deyapti. Masalan Qur'onda boshqa oyat bor. Va la ta'kulu amvalal yatama zulman. Ha? Innama ya'kuluna fi amwa'ina fi butunihim nara va sayaslawna sa'ira. Yetimlarning mollarini yemanglar deyapti Alloh taolo. Yetimlarning mollarini yeyish harommi? Ha? Mantuqdan, ya'ni cümlenin metnini özüden düşünülgenlerse yetimlerinin malını haram yol bilen yemezlik. Doğru mu? Bundan kep çıkıp ularını kıyımlarını alıp koysa, üylerini tartıp olsa, maşinesini alıp koysa, bola uğradı. Kaçtan kep çıkıp çıkarıyorsun? Kur'an'da yemeli yaptı. Yine başka bir ayet var. وَلَا تَأْكُلُوا أَمَّالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Oraylarda batıl yol bilen malinlerini yemenlerdi. Yani bu diyeyim, yiyemezlik ki ruhu veriyordu. Hop, yiyemezlikimizde büyürüyetken Allah-u Teala, mefhumu muvafakanı ulemalarının kaidesine koyu veriyordu. Aklın cahide bulsa ulemalarına ergeç deyordu. Ulema senge yiyemezlikini büyürüyetken metninin yanında yiyiş haram kılıngan muvafık manalarını, hamasını haram deyordu. Doğru mu? Yerini özleştiriyor iş. Yeri yemeydi hiç. Çekerlerini büzüp özleştirip oladı. Svetoforu kızılırı ödeyepsiz. Allah-u Teala وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ dedi. Malinlerini batıl yol bilen yemeyler dedi. Svetoforda kızıldı yeşilini yolu. Anonu yolu.
Siz kızılda ötseniz onu malını yiyetken bulasınız. Sitifora kızılda yolunu yemeyiz ki. Ne mi buladı o? Mefkum, muvafaka buladı. Muvafık manaya göre yiyiş haram kılıngan cümlelerin hemmesi beraber de haram, yiyişten yukarısı ve kadri Allah haram buladı. Çünkü köpeler yukarısı yani. Yukarısı mutlak kıradı. Tengi kıradı. Bundan pasti kılmayıydı. Muvafaka iki kıl buladı yani. Çünkü ki, şimdi mefkumu muhalife. Mefkumu muhalife metnini özünü manasından ziddiden hulası çıkardılardı. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve aqimus salate dedi. Namazını qoyib qilinglar dedi. Namaz nima bo'ldi? Matnga ko'ra, matnni o'ziga ko'ra namozni o'qishligimiz vojib bo'ldi. To'g'rimi? Namozni o'qish vojib bo'ldi. Endi namozni tark qilish nima bo'ladi endi? Vojibni tark qilish bo'ladi. Namoz o'qimaslikning gunohi kabira ekanligi matnda yo'q. Okuşluğunu farz deyipti mi, onun muhalif manası okumasılık günahkar degen mana gibi çıkardı. Şimdi, yani, mefhumunun muhalifesinden biz özümüzde nispeten mana alamız. Lekin Hanefiler mefhumu muhalifeye müracaat kımaydı buna doğrunda. Ona iktidaun nas manası da kabul kılınadı. Ulamalar ortasındaki üsüllerdeki farkta biraz farklar var. Lekin umumi maksat şundan kip çıkan boladı. Malikilerden hop İbn Gazi degan rahimahullah zat o'tganlar bismillah İbn Gazi mafhum muvafaqa to'g'risida bayt yozganlar. Aytganlarki sif washtarid allil walaqib thuniya va'ud warfayni va hassir ugniya deb ugiya deganlar. Ya'ni bu yerda mafhumu muvafaqani 8 usulda bir-biriga muvofiq kelishligini aytganlar. Bunga kirmaymiz, gap ancha chuqurlashib ketadi. Umumiy ma'noda kichik qisqaroq aytaman. Masalan deylik, mafhumning muvofaqasi sifatda bo'lishi mumkin. Sif degani sifat u. Sifatga ko'ra muvofiq bo'lishi mumkin. Masalan Imom Ahmad va boshqalar rivoyat qilgan hadis bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilarki, la vasiyata li varisin dedilar. La vasiyata li varisin. Varis kim? Merosxo'r. Merosxo'r sifatmi? O'sha sifatdagi muvofaqa. Merosxo'rga vasiyat qilmaydi. Mantuqdan merosxo'rning sifatini zikr qilinyapti. O'sha sifat topilmasa unga vasiyat qilsa bo'laveradi. Merosxo'rdan boshqaga vasiyat qilsa bo'laveradi. Mafhumdan tushuniladigan narsa sifat bilan muvofaqa. Sifat to'g'ri kelmasa joiz bo'laveradi. Degan ma'no. Va boshqa 8 qizni sanaganlar, unga hozir kirib o'tirmaymiz. Demak, umumiy xulosada qisqaroq aytganimizda, matnlar Qur'on va sunnatning jumlalari to'g'ridan-to'g'ri o'qib odam o'zining mafhumiga, fikriga to'g'ri kelgan ma'noni aytishligi mutlaqo joiz emas. Imom Bayhaqiy, Shu'abul Iymonda. Imom Nasa'iy, Sunanul Kubroda keltirgan rivoyat bor. Ikki xil tariqada kelgan, bittasida payg'ambar alayhissalotu vassalom "Man qala fil Qur'oni bighayri ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar" dedilar. Kim Qur'ondan o'zini fikri bilan ma'no aitsa, Qur'ondan o'zicha gapirsa, ilmsizlarcha gapirsa, joyini jahannamdan tayyorlab olsin dedilar. Xatarliligi mana bunga o'xshagan masalalar bor. Xohlagan odam Qur'ondan xohlagan ma'noni chiqara olish imkoniyati yo'q. Ya'ni u to'g'risini chiqara olish imkoniyati yo'q. Ma'no chiqaraveradi-da, oqibat nima bo'ladi? Islom ummatining boshiga balo kelish ehtimoli bor bu unga ergashganlarning oqibatida. Boshqa rivoyatda aytadilarki, "Man qala fil Qur'oni bighayri ilmin fa in asaba fa axta" deganlar. To'g'ri topsa ham xato qilgan bo'ladi. To'g'ri topdi o'zi. Qur'ondan gapiryapti, ma'noni to'g'ri topdi, lekin xato qilgan bo'ladi. Nimaga? Bighayri ilm bo'lgan uchun, ilmi yo'q uni. Ilmsiz gapirgani uchun xato qilgan bo'ladi. U nimani xato qildi?
özüge yükletilmegen işini boynuna alıp alıp hata kıldı. Bitti doğru topar, doğru toptu deyip ikinci adam yeri geçse bu halak boladı. İmam Buhari sahihlerde de kilitirgen hadis var. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytadılar ki اِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمْ فَاِنْ أَصَابَ فَلَهُ اَجْرًا وَاِنْ اَخْتَ فَلَهُ اَجْرًا dediler. Bana bir ikide hadis birbirine kurunuşu da birkılık yok şeydi. İlimsizlerce yapırken adam doğru topsayam hata kıyan diyebdiler bir cahide. Hakim yani kazı ilmi var. Onge mesela robaro geldi. O iştihat kıldı. Hareket kıldı. Doğru topsa ikide acır aladı. No doğru topsayam acır aladı. Bütün ne fark var? Ne asas buluyordu? Bir adamını Kur'an'dan yapırıp doğru topsayam hata kıyanlıgige. Bir adamını notoğru topsayam acır o geldiğine neme sebep buluyordu? İlim sebep buluyordu. İzâ ctehedel hakim aliflam bile gegen. Aliflam tariful cins doğru mu? Anık bir zat hakkında gepkiti yaptı. O hakim o kazı degeni. Kazı aldı ki gegen meselelerde bu ihtilaflı meseleyken de kayıt taravacı hakkı yok. Bunu soracak bunu mercek diyal mıydı? Hakim hüküm çıkaradı. Mecbur o, ihtilaflı meselelerde kayısı brigadır yürüdü. Bu şey yürüyen peyti de, onge cesaret veriyordu Peygamber aleyhisselam. Sen ilim bilen hareket kıl, Allah'tan kork, iştihadine göre acır olasan. Doğru topsan ikide acır, na doğru topsan iştihadine bitti acır. İlim bugelliği için o hata kılgen bulsa da acır oladı. Ano adam ilimsiz bugelliği için doğru topgen bulsaya hata kılgen buladı. Bir başka rivayette, cahini cehennemden tayarlap alsın diyettiler. Bulardan kep çıkan umumi hulası, bana şu meleke aşırışka okşagen narsalarını teşkil kılıçlı gözü. İlim egelerige ilimnin ahamiyetini bildiriş ve ilim egeleri başka adamlarge bu meselelerde haddini bildiriş. Şu orunda bazı meseleler var. Mesela deyli Kur'an-ı Kerim, hadisi şerifler, Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler doğrusu da gepirişke hiç kimin hakkı yok degen cümle kep çıkmaydı bunda. Dalalatın nas, işaretin nas, iktidaun nas gibi meseleler bu öte nazik meselelerge alakadar. Ahkamge tegişli, akidege tegişli, köpçilikini alakadar kıladegen meseleler var. Köpçilikke tegişli meseleler. Bu meselelerde hohlegen adam hohlegenini gepirmesliği talep kılınadı. Lekin ata ona gehşilik kılıyış. İkide ortak ortasındaki sadakat, rastgoylik, dinin güzelliği, davet, amr maruf, nehi münker, muttefakın aleyh bugün haramdan adamlarını kaytarış. Hemen işi bu. Bunda hiç kim din, fakat imam yaparak degen yapıp çıkmaydı bunda. İlla, o şey nazik meseleler var, ahkamge tegişliği. Ümmetinin birliğine alakadar bugün meseleler var. Ular da yani bu derslerini bilmesinden durup yapırışlık doğru mu? Bazı cahilerde bazı yapılarını eşitip kalıyız. Bu endi o şey yapılarını aitiyetken uluğlarımızın şahsi iştihatları bulsa gerek. Şer'i asasları yok bu yapı. Şer'i asas bu megalliği için biz aitemiz ki uluğlarımız başımız üstüge şeriat ulardan üstün türedi değiliz. Kur'an-ı Kerim'in tafsiri, Özbek diliğe tercüme kılınış. Hadis-i şeriflerini Özbek diliğe tercüme kılıp, halkını koyduğu bir iş, en katta hata buldu diye yaptı bazılar. Nemege suyanıp yapırış yaptılar? Mantiki nemegedir suyanıp yapırış yaptı? Mantiki, şer'an suyancık yok. Kadımdan, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın davurlarından, Peygamber aleyhissalam'ın yapılarını tercüme kılıp, tarkatış doğrusu da naslar var, matınlar var. Matınlar var. Zeyd ibn Harise, Zeyd ibn Sabit radıyallahu anhüge Süryani tilini örgen degen Peygamber aleyhisselam. Başka til. Örgen degen de. 18 günde örgendim degen. 18 gün oturup şugullengen örgengen. Süryani tilini. Süryanilerden hat kelse alıp Peygamber aleyhisselamı tercüme verirdim. Peygamber aleyhisselamın geplerini tercüme kılıp ularga yöneterdim degen. Bana tercüme gelmedin. Nas. Ruhsat. Resulullah ruhsat biri yaptılar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz
Rasulullah'ın ruhsatlarını üstüge gap yapırışke hakkımız yok. Ne kadar uluğ bulsaken. Hakkımız yok. Kim hak biri yaptı? Kur'an tercüme kılıç not olur deyip. Kayırda dalil var. İlla o uluğlarımız bazı ihtimalına içi yaptı. İhtimalını mı? Halk Kur'an'ını okup uzdan uzu yapırıp gitti. Bunu doğrulaş gereği. Uzdan uzu yapırmadı iş gereği. Bana bunun yokuşurken narsalarını düşündürüşümüz gereği. Ha, Kur'an'ını oku. Örgen, tercümesini oku, örgen, hadislerini oku, örgen. Lekin başkaki gapir yetkeninde manuvalarını bil. Bilmesen cim. Sonra, ahkamge tekişli masallarlarını sonra. Kur'an senge adli adamı yapamaz. Bu cihattan biz yandaşçımız gerek. Kur'an'ı tercüme kımaymaz, kereymez. Fakat hemen Arapları da konuş gerek. Kadimgelerimiz bu işini kımagen. Bunlar bir artası şer'i asas üstüge kurulgen yapmaz. Bu gap tarqab qolgan uchun aytibman. Yana tarqa yapdi da bu gap. Tarqamasaydi indamasdik. Biz ularni hurmat qilamiz bismillah. Lekin dinimiz to'g'risidagi bunaqa gaplarda din monopoliya emas. O'sha dinni monopoliya qilyapsanlar degan odamlar shunga o'xshagan gaplarni dalil qilib aytibdi. Yo'q, dinni hamma o'rganish kerak. Imomlarimiz ikki karra o'rganish kerak. Oddiy xalq bir kunda 10 varak kitap okuyatken bolsa imamlar 20 varak kitap okuşumuz gerek. Halktan aldın yürüyüşümüz gerek. İmam namımız özü aldığında da gene. Doğru mu? Okup organ işimiz gerek. Uşende halkın içi de ilim köpeyse. Yani bir alakası var. İhtilaflarını ne mi uçun Peygamber aleyhissalatu vesselam dua kıyarlarda icabat bu megen. İhtilaf tügemeydi değil mi? Çünkü ihtilafının bir cihatta rahmet var. Biz ateist dahri tuzumdan çıkkanımızda birinci bulup İslamımız özümüzge kayıtıp gegende hamma İslam'ı organışı başladı, dinli organışı başladı, birinci şari asaslarda talimat başlangende bizge içimizden kim hücum kıldı? Uşapayette Vahabi değillerdi, Salafiler hücum kıldı. Nimege hücum kıldı? Fikhke akidege hücum kıldı. Mecbur bulduk ki akide kitaplarını alıp organışlık ki. Ularının hücumu, maktavli, faziletli iş bugünü yok. Lekin faziletli iş, ularının hücumuna karşı biz kitap okuduk. Bu faziletli oldu. Kitabımızda, Kur'an'ımızda, sünnetimizde, Hanefi mezhabımızda örgendik. Kur'a örgendik. Çünkü karşımızda turgan adam örgenişe mecbur kılıyordu. Keyin akide meselesinde yana muamma çıktı, hizbiler çıktı. Mecbur bulduk, akideni örgendik. Keyin ahad hakkında, mutavatır hakkında gaplar boşlandı. Ularını o'rgandik. Ana shu jihatdan ummatga manfaati bor buni. Ummat o'zini o'zi himoya qiladi. Ummatni ichida shunaqangi ya'ni refleks shakllangan. Antivirus shakllangan. Islom ummati o'zini o'zi himoya qiladi. 4 mazhab, aqidadagi 2 mazhab bu ummatni boshqa chiqqan toifalarga qarshi o'laroq himoyasini ta'minlaydi. Demak, kitobni tarjima qilish yetkaziş imamların vazifesi başkalardan bunu tahkik kılınmıydı. Okusun, örgensin, tercüme kılınsın, tercüme kibirilsin. Fakat benim hünge okşagen ilmi asaslarda itibarlı ra buluş talep kılınadı. Kıskara gap şuydu özü. Mavzuga alakadar yok ki saval bize. Allah hazır olsa yapacağımız. Bismillah. Ben şimdi mesela bir de kusura bakıyorum mesela. Şu burada kanıt var Ramşan Nasihayt el-Muvattı'da. Bir hafta bu yayını ki yanında donelerden söyledik. Fakat aynen bu tüketi uğradı. Mahsat düşünmüyor orada. Mesela. Hazır kredik diken derse vardı. Kredik. Hukuk soru var. Mesela üyü yok. Üyü alış gerek. Bu imkanatı yok mesela. Pürü yığıp bitti üyü alış gerek. Demin kendi asla mesela. Üylenmiş ki imkanatı yok. Esas uçlar asla yok. Bu diğer sefer adet bizler tepkip buraya başmaları okuyanımızda şu Mısır'da şuna kapı oldu. Şu zamanlarına fatva değildi de yana aynen otuk edildi. Yani kıvay edilmezdi. Yani şu zamanlarına fatva. Mesela kolenge bir miydi? Bitti taşkilatı ki ot kızı verirsen, taşkilatı da narsı alırsan, lakin pırını bulup bende tutuysan, diğer narsı da bozuş, uçtamalarına fatvalar bulan.
Üçte bana fatva demeydi mi? Üçte mollama şartname deydi. Şartname, üçte şu mesela bir aydınlıkta bir yerde. Çünkü üçte okumadan sonra var, değil mi? Keçeyen ben şimdi üçte sonra, dört sonra kısarı tamamen kıyılırken ben. Berten kredit bağlı, uygulanmak için ben. Duvarda da ne uzay tasarı, yani zinadan uygulanmasam bu mıydı? Mesela zina kuruluşta kokmadım ben. Uygulanıysam imkan yetmedi. Tamam, şunlarla. Mesela riba hakkında. Mesela riba hakkında soru yapsınız. Kredit namlarını yaptı hazır riba. Bank sistemesi. Bank sistemesi de bilişimce 5 de kaide var. Merkezi bank sistemesi. Uşa kaideden çıkıp git almaydı. Uşaların içi de şeriat ruhsat bergen yok ki şeriat kaytargen narsalarga muhalif bugün kaideler ular. Mesela bittesi her günlük düşümge faiz koşulik şart bankta. İkincisi, bank savda satık kılıçlık hukuku ege emez. Bana şu hukuk ege emezliği onu riba bilen şugullanışlığını mecbur kıladı. Özü satı alamaydı mülkünü. Bank özü mülkünü satı alken deydi, biz bir malal aytardık. Bankini, mülkünü 10 milyonga satı aldı bank, onu sizge 15 milyonga falan müddetke satsa, caiz bula uğrardı o. Bula uğrardı. Lekin bankta uşa kaide yok. Hazır bank sistemesi ki, şahsen prezidentinin özleri aitti. İslami banklarının müddeti geldi dedi. Onların organiyeler dedi. Hadır bankinin tepesinde cüde kalaka vur. Katta katta mütehassıslar, IT içindikler, teknologlar oturup işle yaptı hammesi. Onlar uşa kaidelerini kanda yıkılamız. Bitti de devlet tamamından kadem gereği. Devlet aitse ki, merkezi bank sistemesinin manabı kanunlarını İslami bank düşüncesi bilen mana bu cihatke istisna tarikası da karar kıladı dese hazır 60% adam mablağını uçlap durdu. Banki işanmıydı. Bank riba üstüge, kredit riba. Şeriat hiç kaçan ribanı halal deyip vermeydi. Aylantırgeni bilen halal bakmamaydı o. Riba. Riba. Şimdi onu ruhsat verse cüdekatte miktarda pul durdu adı. Adamlar kıladı. Müzaraba var, müşareke var, murabaha var, taksit var. Kısın diye, hamasını kılsın diye. Şimdi bank sistemisi, iktisat sistemisi de bende cüde katta hazır informatiya var da, o aldıra etken edim. Bilmiyim ben 10 yıl, 15 yılı barıp, bank kalmıyor özü. Bank degen narsa yok alıp getirdi. Eğer şu keçişte bu ise, bazı katta holdingler var, teşkilatlar. Eğer ular, kriptovalyutalarga, kriptovalyutani bilamiz a? Kriptovalyuta degani sanal pul, ya'ni raqamli pullar. Bitcoinga o'xshagan, altcoinga o'xshagan turli xil coinlar bor. O'shalarga agar o'tib ketsa bank qolmaydi. Qo'lingizdagi soatingiz bilan chiqitib libo'ynasini ishlatib ketaverasiz. Xohlagan joyingizda. Bo'ldi, pul qolmaydi. Dollar bosib qo'yganlar ko'zingizni ochinglar. Bu endi ehtimoli nazariyalarda bu bo'ladi bo'lmaydi unga men hozirdan kafolat berish ma'nosida emas, tahlil ma'nosida aytibman. Lekin hozirgi voqealik ribo harom. Bank sistemasidagi pul oldi berdisi shar'an joiz emas. Shariat jihatini aytibman men. Men musulmon bo'lganim uchun, dindor bo'lganim uchun diniy jihatini aytibman. Endi siz so'rayotgan zarurat masalalari bor. Bir odam keldi, zinoga tushib qolish ehtimolim bor, pulim yo'q. Nima qilay? Yo'l kreditga pul olsam, shunga uylanib olaman. Imom imkoniyati bo'lsa, boshqa odamlar orqali yordam berib uylantirib qo'yish, xayriya kompaniyalari, jamg'arlari bilan qilib qo'ysa, nurun ala nur. Farazan deylik, birorta yo'l yo'q, hamma yo'q teshiklar yopiq. Bu odam faqat shu kreditdan muhtoj bo'lib turibdi. Endi nima qiladi desa, aynan sizning haqiqiy huquqingiz bor. Fatvo berishlikka. Uni o'rganasiz. İndivid var ki, yakka şahsını, yakka tartıptaki şahsını, kep çıkışı, ailesi, mahallesi, tölaş kabiliyeti, yordam biriş imkaniyeti, organasız da istisna tarikası da onu özüge icazat verse boladı. Özüge. Bu, Kur'an-ı Kerim'deki Allah Teala haramlarını sanagenden kiyin istisna tarikası da. Ha? فَمَنْ اِطْطُرَّ غَيْرَ بَاغِيُ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ kim müster bıp kalsa, onge günah yok degen ayetten kip çıkadı. Ad-darurat, tubihul mahzurat. Ad-darurat, tubihul mahzurat.
yoki axafu dararayn. Zino harom, butta ribo harom. İkkala tanlovdan boshqa imkoniyati yo'q. İmkon bo'lsa, ikkala haromdan ham saqlanish kerak. İmkon yo'qmi? Bittasiga tushishga majburmi? Yengilroqga tushsin deydi. Yengilroqga tushsin, og'irroqdan saqlanish uchun deydi. Bu mihrobda turib ommaga ochiqlab bo'lmaydigan masalaligi mana shundan kelib chiqadi. Hodir ayva gapirdi, unda bo'ldi, ochiq bo'lmadi deganing sababi shu. Çünkü mihrabta gapiriladigan gap emas. Ommaga bunu mana shunaqa zarur bo'lib qolsa olavering deb bo'lmaydi. Odamlar hozir Lacetti'da yuribdi. Menga zarur Mercedes deyapti. Mercedes zarur emas unga. U zarurat emas u. Zarurat emas u. Odamlarning ehtiyojlari uchga bo'linadi. Sizlarga aytdim-ku. Odamlarning ehtiyojlari uchga bo'linadi. Birinchisi Birincisi zaruriyet. Birincisi zaruriyet. İkincisi haciyet. Üçüncüsü kemaliyet. Zaruriyet busuz hayot bo'lmaydigan narsalarga aytiladi. Zaruriy narsalar. O'sha fannani turro g'ayra bayri wala adin fala isma alay daruratlarga aloqador. Tiqilib qoldi, yonida aroq turibdi. Uni o'ladi. Nafas ketyapti, aroqni ichib bo'lsa ham nima qilish kerak? Ichiga o'tkazib olish kerak. Tabii. İhtiyaçlar değil mi? Ha, haciyet, o şey ihtiyaçlar. Hey bilen, ha. Hey bilen. Haciyet. İkincisi haciyet degeni, mesela ihtiyaç malları da o ölümden taşkarıyor, lakin muhtaç çünkü. Kışke kışke kıyımıyız, yazge yazge kıyımıyız. İki taden borçlu gibi, üç taden borçlu gibi haciyet bu. Hacet asliye. Hacete asliye kekirardı. Mesela zakat biriş babı da hacete asliyeden taşkara narsalarga zakat birladı. Mini yürgen maşin engiz ne mi? Hacete asliye. O kanaka kımmat buluştan katı inedir. Hacete asliye. Hacet maşin engiz halette buladı. Üçüncüsü kemaliyat. Kemaliyat indi rozkış. En yukarı intiliş. Agar zakotini bergan bo'lsa, odam kamoliyatni qilishi haqqi bor o'zi. Lekin tavsiya qilinmaydi. Mana shu kategoriyani odamlarni ixtiyoriga topshirib bo'lmaydi. Topshirsangiz, odamlar men majburman deb qilaveradi hamma ishini. Yo, majburlik zaruriyat haddida bo'ladi. Zaruriyatning chegarasida majburlik. Keyin undan keyin ehtiyoj bo'ladi, keyin kamoliyat bo'ladi. Qadimgi kitoblarda aytadi qozi. Qozi aytadi. Zaruriyatga qarz so'rasa bir odam, hani aytyapsizmi? Zaruriyatga o'sha zino qilish ehtimoli bor, yoki uysiz, hech narsasi yo'q, uysiz yuribdi, qish kelyapti. Nima qilish kerak? Zarurat, o'lib qoladi ko'chada qolib ketsa. Shu bir odamdan qarz so'rasa, uni puli bo'lsa, bermasa gunohkor bo'ladi. Zaruratga so'rayapti, bermagan odam gunohkor bo'ladi, puli bo'lib turib. O'zi zarur, o'ziga zarurat bo'lib boshqaga emas. Imkoniyati bor, bermasa gunohkor bo'ladi. Hojiyatga qarz bersa savob oladi. Bermasa ixtiyori. Kamoliyatga qarz bersa, uni uxlatib olsa, qozi o'rtaga tushmaydi. Sen deydi, kamoliyatga beribsan-ki deydi, men undir bermayman deydi. O'zingga deydi. Kamoliyatga qarz berish savob emas. Ba'zi o'rinlarda gunoh bo'ladi. Demak, mana shu xulosadan kelib chiqib o'shanga o'xshagan fatvolar bor, ha? Endi yana bitta narsa bor. O'shanga o'xshagan fatvolarga imomlar haqli degani
siz organ almıyorsunuz da, köçedeki adam organ almıyordu. Ben git, mesela bir adam gelip mesela sorarsa, onu ben organ almayayım ben. Arkasını bilmeyeyim ben, kim arkalı ikili yaptı, ne kadar buna kadar soru yaptı falan bilmeyeyim ben. Talak masalasını kerip soruyordu. Adette üçüncü, dörtüncü adam telefondan soruyordu. Falancı ortağımı, pistancı, karındaşını, koşnısı, hatınını, emmesini, eri talak kokuydu deydi. Siz kimsiz deseyiz, o yok adam o. Ortada turgan vakil, ularga va'da qilib tashagan, palonchi bilan tanishman, hal qilib beraman. Telefon qiladi. Soat 2 da kechqurun. Unga qana javob berasiz, tushuntirasiz. Do'stim, bu taloq masalasi roviyni gapidan qabul bo'lmaydi. Ikkala taraf bo'lish kerak. Yo'q, o'zi masala shu deb qo'yadi. Sen qatdan bilasan, niyatini so'rash kerak uni. Orqasini taftish qilish kerak, bu oddiy masala emas. O'shaning uchun buni imomlarga topshiriladi. Imomlar mahalla bilan aloqadasiz. Har kim hamma odamni taniysiz. Hamma odam sizga murojaat qilyaptimi? Mahalla faollardan surishtiriladi. Hozir vaziyiy qonunlarda ham bor u. Bir odam kambag'alligini e'lon qilishlik uchun, ya'ni kam ta'minlangan bo'lish uchun qattanda spravka kirish kerak-ku. Ha? Xuddi shu narsa shar'an asosiga qurilgan. Siz ham o'rganasiz. Keyin shu haqlimi, haqli emasmi? Zarurati shuni ko'taradimi yo'qmi? Shunga ko'ra unga fatvo bersa bo'ladi. Hozir bizda yo'q. Yevropalarda, Germaniyada, Amerikada ID istoriyasi degan narsa bor. Ya'ni sizga ID kart beradi. Bizda ham ID kart qilyapti hozir. Shu ID kart o'sha Yevropaga moslashish uchun qilinyapti bizda. ID kartingiz bo'ladi, u joyda sizning kimligingiz yoziladi. Kompyuterga bitta tiqsa hamma istoriyangiz chiqadi. Kimsiz? Jarhu ta'dil. Hadis ulamoqlari qilgan narsani endi qilishyapti bular. Odamga qarab kimligini bilishadi. Kartaga qaraydi, bu odam bankdan necha marta pul olgan? Qancha pul olgan? Qaysi vaqtda qaytargan? Hammasi yoziladi. Agar siz tarixingizni, istoriyangizni chiroyli qilsangiz, 1000 dollardan boshlaysiz. Bir oyga yoki 1 yilga 1000 dollar bank beradi, shunda beradi. Bir oyda olib borib joyiga qo'yib qo'ysangiz, bir tiyin foiz olmaydi. Yevropada shu. Keyin 2000 so'rasangiz 2000 beradi. Istoriyasini toza qilib yurgan odamlar bor. Bizga tanishlarim aytibdi, aka. Bankga kirsam 1 million beradi menga deyapti. Dollar. 1 millionni shunda beradi. 1 yilga sizga shunda. 1 yilda qaytarib olib kelib qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Nimaga istoriya toptasa? Ha, ya'ni uni o'rganishyapti-da. Agar 1 yildan o'tib ketsa to'lamaslikda masalan. O'tib ketsa endi foiz qo'shiladi. 1 yilgacha foiz yo'q. Mana shu savol chiqib qoldi. Bir joyda. To'g'riroq ani u Xizbiy bilan bo'lgan bahsimizda shu savol chiqdi. Harom deb tashayapti o'zidan. Mana shu davomida riba qo'shilish ehtimoli bor shartnomada bu. 1 yilgacha bay to'g'ri bay. 1 yildan keyin fosit. To'g'rimi? Agar to'la olmay qolsa riba bo'lib ketadi. Nima bo'ladi desa, o'sha 1 yilgachasi halol, shar'an joiz. O'tib ketsa gunohkor bo'ladi, u harom. Ha, boshidan turib harom shartnomasi bor shartnomani qilish joiz emas. Mantiqa yondashyapti-da, dalil desangiz dalili yo'q. Bilmaydi kim nima deyotganini o'zi. O'zi asli bu Hanbaliylar bilan Hanafiylarda joiz. Bizda savdoni joiz savdo bor, botil savdo bor, yana nima bor? Fosit savdo bor. Hanafiylarda fosit savdo ham savdo. Fositgacha agar epil olsangiz savdo. Fositga o'tib ketsa buziladi. Lekin natija paydo bo'ladi. Oldi berdida natija paydo bo'ladi. O'shaning uchun muddat kelguncha to'lab olsangiz, eyvalloh. O'tkizib ketsangiz gunohkor bo'lasiz. O'shaning uchun aniq ishonchingiz bo'lsa buni qilasiz deyiladi va o'sha ulamolarining zimmasiga yuklanadi. O'rganing, haqiqatan shu uylik bo'lib qoladimi? Bir joyda ishlayapti, qatnayapti, oyligi bormi? O'shani o'ziga siz ijozat berishga haqqingiz bor, boshqalarning haqqi yo'q. Lekin mutlaq riba harom. Mana endi shu. Domla kechagi o'sha saytlar Xo'p,
O'sha bahs to'g'risida gapirib qo'yaylik, to'g'ri. Bizga vizib tashashdi. Vizib erkak bo'ladi. Chaqiriq ya'ni. Duelga chaqirishdi. 3 ta masalani qo'ydi o'rtaga. 3 ta masala. Mas'alatul yad, mas'alatul ulu, mas'alatu alla mazhabiyya. Qol sifati to'g'risida masala, ulu, Alloh taoloning ulu sifati to'g'risidagi masala, keyin mazhabsizlik masalasi to'g'risida. Keyin jumla o'rtaga moderator qo'ydik biz. Odatda moderator o'zi bahsni madaniyati hisoblanadi. Protokollarda shunaqa narsa bor. Bahs qilganingizda men bilan bu kishi bahs qilyaptim, bir kishi moderator bo'lish kerak. Moderator nima qiladi? Ikki tarafni bitta chiziqda ushlab turish kerak. Menga berilgan vaqtni minutini qarab tura, to'xtang deydi. Tugadi gapingiz, endi siz deydi, u gapiradi. Keyin savol bering deydi. Men savolga javob beraman. Endi siz savol bering deydi, u kishi savolga javob beradi. Moderator nima qiladi? Savol berdim men, ha? O adam savolga javob bermay boshqa narsaga o'tib ketsa to'xtatadi moderator. To'xtang deydi. Sizga savol berildi deydi. Savolga javob bering deydi. Chalg'itmang, boshqa mavzuga o'tmang deydi. Moderator ishi shu. Shu bilan bahs tugaydi o'zi. Shunaqangi moderator bo'lsa 3 soat, 4 soatga bormaydi bahs. 40 minutga bormadi shu kuni. Yarim soatga bormadi. Nimaga? Nimaga u kirdi? Aytdiki, boshqa masalaga o'tmaymiz, yad masalasini gaplashamiz dedi. O'zi aytdi, o'zi. Men anaqadagi, men hammasini gaplashaverardik. Ulu masalasini ham, allama zahabiyani ham, kitobi sunnatdan gaplashaveramiz. Desak, yo, yad masalasi dedi. Yad masalasini gaplashamiz, bo'ldi. Yad haqida boshladi Imom Tabariyda qolatul yahud yadullohi mag'lula g'ullat aydihim bal yadahu mabsutatan. Shu oyatni o'qib tafsirida endi ketyapti rivoyatlar, rivoyatlar, rivoyatlar. Nima demoqchi? Qo'lni haqiqatini isbot qilmoqchi. Mantiqi shu, uni gapi, ichida gapi shu. Shuning uchun to'xtatdim men, to'xtang dedim. Siz keltirayotgan dalillar biz ham keltiramiz. Uni inkor qilmayapmiz. Salaf nima degan bo'lsa, o'sha gapni biz ham aytyapmiz. Uni inkor qilmayapmiz. Lekin bu joyda biz tushunib olaylik, matnni qanday tushunyapsiz? Salafdan matn keltiryapsiz, uni qanday tushunyapsiz? Allohning qo'l sifatini biz ham isbot qilamiz. Kim aytadi Allohning qo'l degan sifati yo'q, Qur'onda qo'l hammasi ne'mat demaydi hech kim ahli sunnadan. Illa Mu'tazila aytadi buni. Biz ahli sunnamiz, qo'l isbot isbot deymiz. To'g'rimi? To'g'ri. Faqat uni qandayligini Allohga tafviz qilamizmi? Qo'lning nima ma'nodaligini Allohga tafviz qilamizmi? Shunga javob bering dedim. Shuni kelishib olaylik, agar to'g'ri bo'lsak bahsni hojat yo'q. Bir xil gapni gapirayotgan bo'lamiz. Desam u aytdiki, biz dedi kayfiyatini Allohga tafviz qilamiz. Qo'lning haqiqatini isbot qilamiz deyapti. Bu u bola bilmayapti-da, kufur gap o'zi. Mana shu gap kufur. Alloh subhanahu va taologa bir a'zo isbot qilish. A'zo qo'lni haqiqatini, qo'lni haqiqatini isbot qilaman deganing nima ma'noda desam, aynan qo'lni haqiqiy ma'nosini isbot qilaman deyapti. Allohni haqiqiy ma'noda qo'li bor, uni kayfiyatini bilmaymiz deyapti. Tushunyapsizmi? Bu xato bu. Salafni fahmi bunaqa emas. Dalil desam, dalil Imom Molikning dalilini keltirdi. Summastava alal arshga o'tdi siraziki. Men bu gapni gapirgandan keyin to'xtadi, o'z e'tibor bersanglar, to'xtab qoldi. Bu savolni kutmagan u bola. Chunki tushunchada xato bor. Matnni to'g'ri tushunmagan. Unga aytib berilgan gapni ko'tarib yuribdi. Shu to'g'ri bo'lsa kerak deb yuribdi. Biz nima deymiz? Biz aytamizki, Alloh subhanahu va taoloning qo'l sifatini isbot qilamiz. Uni ma'nosini Allohga topshiramiz. Qaysi ma'noni iroda qilgan yadulloh deganda Alloh taolo. Qur'onda yadulloh deganda Alloh nimani iroda qilgan? Qo'lni arablarda 90 ta ma'nosi bor ekan. Hamma ma'noni ko'tarar ekan. Shu 90 ta ma'nodan qaysi birini Qur'onda haqiqiy ma'no shu va bu Allohga nisbat beriladi shu ma'noda deymiz. Ishkol paydo bo'ldimi? Ishkol paydo bo'ldi. Biz nima derkanmiz? Qo'lni qaysi ma'noda ishlatyapti Alloh taolo bu joyda o'ziga topshiramiz.
Biz Allah Teala'ya bile keyif iman keltiremiz. Keyfiyet vermeyimiz. Ular nima qilyapti? Ular Alloh taologa bir kayfiyat bor-u, uni qandayligini bilmaymiz deyapti. Farq mana shu yerda juda nozik gap. Allohda bir kayfiyat bor, uni qanaqaligini bilmaymiz deyapti. Biz aytamizki, Alloh taolo bilay kayf, inson kayfiyat tasavvur qiladigan qandaydir kayfiyat Alloh taologa berilmaydi. Alloh taolo o'ziga isbot qilgan sifatlarni Amir ruha kama ca'at deyiladi. Qanday kelgan bo'lsa shunday isbot qilinadi deyiladi. Uni ma'nosiga qo'lning mashaddagi ma'nosi haqiqiy ma'noda Allohga nisbat beriladi deyilmaydi. Ular qadasa mujassimalik boshlanadi. Qo'li bor, bilmaymiz. Masalan, mushukning qo'li mushukka xos, odamning qo'li odamga xos, eshikning qo'li eshikka xos, Allohning qo'li o'ziga xos deyapti. Yapsız mı? Kayfiyeti var onun yani. Kana kadar o biz bilmeyemiz onu. Allah'ın özüge muvaffuk, münasip, layık diye yaptı. O hatarlı gem. Bu ota hatarlı gem. Allah'a kayfiyet ispat kılış aslı bu. Kandaydır bu şeyim kayfiyet ispat kılış. Ve hatara bibalik. Wallahu leyse kefalik. Hayal ingizge nime kelse Allah umaz. Şunda o etti ki istavaga öttü ki yine. İstavaga etkende İmam Malik'in delillerini keltirdi. Nima dedi? Al-istiva al-istiva ma'lum dedi. Doğru mu? Val-kayf majhul. Kim aytdi? Mana shu Imom Malikka tegishlimi shu gap? Sen ha dedi. Qatta kelgan dedim. Keltiring sen, men muhaddis emasman dedi. Sanadini keltira olmayman dedi. Sanadini keltira olmagan gapni gapirmaslik kerak. Bahs bo'lyapti o'tdi. U hazillashatgan joyi yo'q o'tdi. Odamlarga mehrobga chiqib olib, hissiyot bilan gapirib, aldash uchun chiqqani yo'q. Rost chiqdingmi? Aytayotgan gapingni isbotla. Ta'allam summa takallam. Oldin o'qi, keyin gapir. O'qiyolmadingmi? O'chir ovozingni. Nimaga uni so'radim? Imom Malikdan 3 xil rivoyat bor. Imom Malikdan aynan mana shu hodisani 3 xil rivoyati bor. Men siz bilasizmi dedi, bilaman dedi. İşdiydi, ko'rdiydi. Kitobini aytdim. Al-Asma va Sifat degan İmam Bayhaqiyning kitoblari bor. O'sha joyda Abdulloh ibn Vahiddan rivoyat bor. Eng sahih rivoyat shu. Muhaddislar shu rivoyatni sahih deydi. Unda İmam Malikdan bir kishi kelib so'radi. Ar-Rahman alal arshista va ya Abu Abdullah kayfa istawa dedi. Kayfa istawa'uhu dedi. Allohning istivosi qanday bo'ldi dedi. Ma'nosini so'rayapti, istavoni aniq ma'nosini so'rayapti, kayfiyatini so'rayapti. Deganda fa atraqa Malik, atraqa deganda jim bo'lib qoldi. Va ahadatir ruhada kelgan, ya'ni qattiq jahli anaqa chiqdi, qizardi ranglari, terlari chiqdi. Keyin boshlarini ko'tarib aytdilar. Al istiva u ikki xil rivoyat. Bittasi al istiva u g'oyru majhul. والكيف منه مرفوع dediler. والكيف منه مرفوع dediler. Yana bir rivoyat bor. Al-istiva ma'lum والكيف منه مرفوع dediler. Mana shu rivoyat to'g'ri. Birinchi rivoyat. Al-istiva g'oyri majhul degani g'oyri majhul degani. Istiva noma'lum emas. İstiva hammaga ma'lum demoqchilar. Endi savol tug'iladi. Salaf, İmam Malik salaf. Salafning gapini qanday tushunyapti haligi bola? Al istiva g'oyri majhuldan istivoning ma'nosi ma'lum deyapti u. Allohga nisbat berayotgan Ar-Rahman alal arshistavadagi Rahman arshga istivo qildi degan istivo kalimasi Allohga nisbatan ma'lum ma'noda deyapti. Chunki İmam Malik ma'lum deyapti-ki deyapti. Tushunyapsizmi? He. O malum rivayet keltiri yaptı. Malum rivayet zayıf o. Mutlaka işansız rivayet o. Bu da nima muamma kep çıktı? Demek fahımda salafning fahmiga ergeşme yaptı o. Hata çünü yaptı. Endi savol tug'iladi. İstiva gayrı majhul degende nima tushunasiz? Mesela deylik. Payshanbadan keyin cumaligi
Gayrı meçhul. Hammaga mı? Hammaga. Yok haslaga mı? Hammaga. Gayrı meçhul hammaga degani. Payshanbadan ertesi kuni nima bo'ladi? Juma bo'ladi. Juma bo'lishligi gayrı meçhul deyapti İmam Malik. Bu degani hamma biladi istivoni nimaligini deyapti. Endi istivodan nechta ma'no bor? Bir qancha ma'no bor. Lug'atshunoslardan boshqa hech kim bilmaydi uni. Demak, İmam Malik nima nazarda tutyapti ekan? Ular xohlayotgan Allohga nisbat berilayotgan istivoni ma'nosini nazarda tutmayapti. Nimani nazarda tutyapti? İstivo Qur'onda kelgani ma'lum hammaga degani. Qur'onda turibdi, uni hech kim inkor qilmaydi degani. Hammaga ma'lum demoqchi. İstivoni nimaga so'rayapsan? Hamma biladi-ku uni deyapti. Qur'onda keldimi, keldi, nima qilasan so'rab demoqchi. Hammaga ma'lum narsani aytyapti İmam Malik. No, ko'ryapsizmi qayerda ketyapti ular? Buni rivoyatini quvvatlaydigan İmam Shofiyiy'da rivoyat bor. Unga e'tibor olgani yo'q bechada. Zayd ibn Jahil. Yoki Zayd ibn Majhul. Kimligi noma'lum uni. E'tibor olgani yo'q. O'zi bildi u. Qarasa noto'g'ri joyga tushib qolgan u. Tushunmayapti matnlarni. U qurolsiz kirgan maydonga. İmam Shofiyiy'dan rivoyat bor. İmam Shofiyiy aytadilarki, al-istiva mazkur deydilar. Kuvvet deydi buna. Nima degani? İstivanı zikri malum yani. Kur'an'da zikri var. İstivanı Kur'an'da zikri var. Boldu. Emir ruha kema ca'at şu. Kanday zikri kirgen bulsa şunday oku degen. Vel keyf anhu marfu. Allah'a nisbeten keyf marfu. Degen ne degani marfu? Menfi degani uz. Aslı. Menfi degani. Hadis-i şerifte nima keldi? Rufi'a el kalem. Anselat. Üçte narsadan kalem kotarıldı. Yani kotarıldı degeni, boldu yazmaydı, menfi degeni. Toktadı kalem, toktadı degeni. Doğru mu? Ana şu manada, Allah subhanahu wa ta'ala'ya biz mananı, biz hohlegen hakiki mana manaşı diyalmayız Allah'a nisbeten. Desek, Allah'a kandedir keyfiyet. İspat kıyam olamız. Bu başıda saddık okşap korundu. Adamlar görse, ha, doğru iken de öyleydi. Lekin orqasidan haligi gaplar kelib chiqadi da keyin. Alloh taolo jism na'udhu billah laysa kal ajsam deydi. Mana shunaqa kitoblarda mujassimalarni jur'atlarini o'qiganman, aytishga ham xavotir qilasiz. Ular Alloh taologa bisautin kalimasidan lab isbot qilishgan. Lab Alloh ovoz bilan gapiradi. Sahih Buhari'de var bir sautin kegen. Şundan keltirip çıkarıp lab ispat kılışken, til ispat kılışken, kiçkine til ispat kılışken mücessimeler. Uşenge kitken ahire. Başlanışı bu. Birinci mafhum hata bu gendeyken ondan keyin lavazım, lavazım, lavazım bırakıp kip çıkardı. Onu bilip kaldı. Ben hadir biraz bahsinin kulasasını ettim de indi hadise nama buldu. Çıkıp kaçıp gitti o bari. Kaçıp gitti. Odatda aytsa bo'lardi, do'stlar, birodarlar. Men vaqtim tugab qoldi, keyinga qoldiramiz. Yoki bu bahs menga yoqmadi. Shuning uchun tushuntira olmadim shekilli men. Menga ruxsat berasizlar desa odob bo'ladi. Shariatning odobi bu. Odobul ixtilof, ixtilofning odobi shu. Bahsning ixtilofi shu, odobi shu. U nima qildi? Shunda tashab qochib yubordi. Bu bilan nima qildi? Birinchidan o'zini sharmanda qildi. Şer'i delillerge mutlaka o Mısır'da o bari. Onu kimliğini hem tahminen bildik biz. Mısır'da yürüptü. 10. rayonda. Mısır'da 10. degen rayon var. Meşgul rayonu. Koçkan adamın uçakta yürüttü esasen. Moderatörün vazifesi o. Sen mavzudan kaçmakçı bulsan, kaçma. Sabahki cevap verdiydi. Moderatör bulmasa da ula haklagenin yapıra yürüyorsa. Kim itibar vergen bulsayız, yatmasa arasını yaklaşamaz dedi de az gün otup istivaga öttü. İstivada mana mı, keyfiyet mi desem uluv-u zat kutup gitti. Siz Allah'ın uluv-u zat değilsin mi? Yok ki uluv-u kadır değilsin mi? Diyepti. O managa ötüp git yaptı. Başka üçüncü mevzuydu o. Yat git yat oldu. Oza etti. Eğer uluv-u ötemense ötevrardık de. O yat di yaklaşamaz. Kagen götmeyimiz dedi. Başka bir ötüşlügeden oza bildi ki yani mavzu biraz onu çelkeştirgenini. Ayıp ki Abrar'ın sırrı bastı beni.
haybatı bostu dedi. Estağfurullah. Bizde haybat yok. Bid'atke karşı haybatımız var dedi. Bid'atke, bid'at çöçüşlüğü gereği bizden. Bid'at, cürat kılalmasızlık gereği bizi kurganda. İmamlarımızı kurganda bid'at o uzağlığından kaçış gereği. Cuma namazı boyunca anık buranın nasıl değişmesi gereği değil mi? Bakın. Cuma farz. Lekin mesela bana işler yiyen fayette yolunu kıyamız değil mi? Lekin bazı düşkanlarda yolunu hiç imkaniyeti yok değil mi? Çünkü buradaki bazı kalıtları var, iş gereği var. Başka yerinde hem de sonra fikrimde ya cuma, şu, cuma farz, farz bu farz. Mesela koşa duruşam, doğru kemikti, mantıkla doğru kemikti. Ben cüde kurgun aldım, kaysi kitapta kurgun ben, şunu hiç toparlamadım da, hiç kutu kitapmaz. Hatta bunu kurgardım, ihtiyarı bozuk bölmelerden diyen bak barla gene kurgardım da. Dedi, katta kurgun ben mutlaka... Kalı kitapta var o? Zaten o kaytı kul bugan ki o kul. Kullar dedi, kullar ihtiyarı bozuk olmadı. Bazı mesela kullik yok. Mahpuslar var, mahpuslar var. Bazı bir mahpuslar yani. Dedi, ne yapayım mesela şu sabahlar kop aynalar. Musafir ham asli ixtiyori o'zida emas odam. Musafirga ham juma farz bo'lmaydi. Bu bilan biz jumani farziyatini obro'siga putur yetkazmasligimiz kerak. Hali avval ham aytdim, doim ta'kidlayapmiz shuni. Imomlar, imomlar diniy odamlar. Ulardan masala so'rab kelayotgan xalq diniy vojibalarini qondirish uchun keladi. Sizda oldiga kelib hech qachon boshqa masalani so'ramaydiki, dinini so'raydi. Siz bilan biz dinni gapirib qo'yishimiz kerak. Lekin biz zaki, zakovatli odam bo'lishimiz kerak. O'sha odamni, sizdan so'rab kelayotgan odamni qalbidagi iymonini mustahkamlashga harakat qilaverish kerak. Hozir insongarchilik hozir qila olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Hozir sizga u jumani so'rab kelayotgan odam haqida masalada mutlaqo namoz o'qimaydigan odam keladi oldingizga. Qalbiga tavba umidi tushib qolgan, nima qilish bilmay keladi. Unga bugundan 5 vaqt namoz farz. Boshingga salla o'raysan, to'n kiyasan, oyoqqa maxsi, abdastani ko'tar, masjidda o'tir desangiz, ketadi indamasdan. O'zimni deydi, disketeka ham yaxshi bundan deydi. Nima deysiz unga? Bo'ldi, sen o'qing namoz, boshlaydingiz. Qo'lingdan kelgancha boshlayverasiz. Qur'on o'qishni bilmayman, yak yotib turaver deysizmi? Joiz emas o'zi. Qur'on o'qimasa namoz namoz bo'lmaydi. Lekin nima deyapsiz unga? Akir yotib turaver deyapsiz. Shu uslubda aytaverasiz. Holatga qarash shart. Şart holatiga qarash. Ha, uni aytdik biz. Ushnaqangi qanaqadir siyosatni bosimini ustun qo'yib, dinidan evaz berish to'g'ri emas. Ayniqsa bizga yarashmaydi. Hazrat rahimahulloh aytardilar. Bank haqida juda ko'p odam so'rab kelardi-da. Keyin biz ham darsda so'rardik. Bizdan ham falonchi so'rayapti, bank haqida desak, hazrat aytardiki, nima bo'lsa ham yo'q deb turaveringiz dedilar. Biz aytmaylik shuna dedilar. Boshqalar gapirsa bizning ishimiz yo'q. Biz shuni haromligini aytib turaveraylik. Yo'l top bermaylik shunga. Mana oxiri keldi, hozir davlat hukumat doirasidagi odamlar islomiy bankni talab qilyapti. Inson inson ehtiyoji hisoblanadi islom. Agar islom bo'lmasa, odamlar qiyinchilikka tushadi. Islom insonning tabiatiga muvofiq din. Bu nima degani? Hozir ko'cha sovuqmi? Sovuq. Sovuqqa muvofiq issiq kiyim kiyyapsiz, to'g'rimi? Ha? O'zingizni qarayapsiz, oyog'ingizga yaxshigina issiq narsa kiyyapsiz, boshingizga narsa kiyyapsiz. Nimaga? Tabiatga muvofiqlashish uchun. Din ham shu, islom ham shu. Islomga qarshi yurgan odamlar bir kun o'zi majbur bo'ladi shunga muvofiqlashlikka. İslomga qarshi yurayotgan odam sovuq ko'chaga maykachang chiqayotgan odam hisoblanadi. Qotadi sovuqqa. Majbur bo'ladi. Odamlar kelib, men Yelsinni gapini eshitganman, Yelsinni. Rossiyada o'sha anu demografiya mutaxassislari, aholishunoslik fani mutaxassislari hukumat doirasiga statistika qo'yishgan. Rossiyada yiliga 1 million odam kamayibdi. 1 million. Sababi nima? Nikoh yo'q. Aksariyati alkash. Xotin olmaydi. Farzand ko'rmaydi. Yo'qolib ketyapti. Buni yechimi nima deganda Yelsin aytgan. Yelsin buni yechimi degan islomiy shariatidagi nikoh degan.
to'tta gacha nikohga ruxsat berish kerak degan. Taklif endi ular uni bu ma'noda qabul qilgan emas, prezidentni taklifi o'sha paytda. Keyin o'sha takliflar orasida Rossiyaning hozir hukumati, hozirgi hukumati nikohga juda katta imtiyoz beradi. Rus aholisi ni himoya qilish uchun ana u Xitoy bilan chegara joylari bor-a? Chegara joylarida nikoh yo'qligi uchun xitoyliklar ko'payib bosib olyapti. Urussiz tug'ishi o'zi bilan, tug'ilishi o'zi bilan. Shuning uchun Rossiyada nikohga imkon beradi, farzand ko'rsa uy beradi. Katta miqdorda pul beradi. Bizda zimdan, zimdan ikkita lekin tug'ma deyapti. Zimdan bu. Oila kodeksida eri xotin hal qiladi, nechta tug'adi, nechta tug'maydi. Hech kimga haqqi yo'q. Buni tushuntirish kerak. Demak, mana shu masalalarda islomga muhtoj, hamma muhtoj. Muhtoj bo'ladi, kofir ham muhtoj bo'ladi. Agar islom bo'lmasa, dunyo nimani yo'qotardi? Kitob bor shunaqa. O'qing. Ko'zaylak islom kashf qilgan. Tish pastda tish cho'tka islom kashf qilgan. Foto fotografiya, ya'ni rasmga olish islom kashf qilgan. Laboratoriyalarni islom kashf qilgan. Atirshunoslik islomniki. Urug'larni rivojlantirish, madaniylashtirish islom ta'limoti. Dunyodagi hozirgi madaniyatni fundamentini ostida 99% islom ilmlari yotadi. Kompyuterlar islom asoslari bilan bo'lgan. Kompyuter raqamli texnologiya. Bilasizlar raqamli texnologiya, programma, buni mana suratni ko'rib turibsiz, ovoz eshitilyapti, bularning hammasining orqasida 00001 00001 00001 00001 mana shunaqalar orqada. O'shalarni algoritmik tuzilishidan bu narsa kelib chiqadi. Buni Imom Xorazmiy Abu Musa Xorazmiy fanga kiritgan, nolni fanga Xorazmiy kiritgan. O'shandan keyin boshlangan raqamli texnologiya. Hamma fan, hamma narsaga qarang, islom bo'lmasa dunyo hozir oyog'iga chipta kavush boylab yurardi. Islom qilgan bu ishlarni. Demak, o'sha biz islomimizni gapiraverishimiz kerak. Vaqt ozgina, dunyo hech narsa emas. Qo'rqmang. Qo'rqmaslik kerak. Allohning dinini aytishdan qo'rqmaslik kerak. Ha, vaziyatni qaraysiz, haliga aytganimizdek kelgan odamning holatini qaraysiz. Unga qarab vazifa yuklaysiz. Lekin dinimizni gapiraverishimiz kerak. Dinimizni gapirsak, o'sha bizga masalan, dinimizga qarshi bo'lgan odam ham zimdan sizni hurmat qiladi. Bu deydi mushik deydi. Yomon ko'raman deydi, lekin bu hech qachon dinini sotmaydi bu deydi. Qilaverish kerak, Alloh taolo qalbiga haybat solib qo'yadi. Lekin dinni mana shunaqa qilib burab shariatda joiz bo'laveradi. Nima desak to'g'ri kelaveradi qilsa, o'zini ham burdi ketadi. Xalq ham uni hurmat qilmay qo'yadi. Alloh taolo uni odamlarni qalbidan muhabbatini oldirib qo'yadi. Xotirjam bo'ling, sizni odamlar yaxshi ko'rmaydi. Sizni Alloh yaxshi ko'rsagina odamlar yaxshi ko'radi. Boshqa yo'l yo'q. Alloh taolo Jabroil alayhissalomni chaqirib aytadi, "Men deydi falon bandani yaxshi ko'rdim, sen ham yaxshi ko'r" deydi. U kishi Alloh yaxshi ko'rdi, ey farishtalar, sizlar yaxshi ko'ringlar deydi. Farishtalar shu odamlarga aytadi, "Buni Alloh yaxshi ko'rdi, farishtalar yaxshi ko'rdi, sizlar ham yaxshi ko'ringlar" deydi. O'zidan o'zi yaxshi ko'rib qolaverasiz. Bir ba'zi odamlar borsangiz, gaplashmasdan turib yaxshi ko'rasiz shuni. Qalbingizga muhabbat tushadi. To'g'rimi? U Allohni dinida sobitlik talab qiladi. Allohni dinini aytaverish kerak. Bizning vazifamiz shu, hayotimiz shu. Endi boshqa kasb tanlamasanglar kerak menimcha. Bo'ldi, bu yoqqa ketdi endi. Inshaalloh qiyomat kunida imom bo'lib tirilishi nasib qilsin. To'g'rimi? Boshqa yo'l yo'q endi. Endi sizdan bizdan milliarderlar chiqmasa kerak. Endi chiqsa ham kerak-ku, lekin baribir milliardni imomlikka saplaysiz. Dinga, shariatga. Shuning uchun aytaverish kerak to'g'risini. Asli masala shu. Hozir qila olmayapman. U boshqa masala. Qila olmaslik masalang boshqa masala. Uni masalasi shar'iy muammo emas. Uni masalasi seni masalang. Shaxsiy muammoing. Uni harakatini qil. Qalbingdagi. Men bir odam meni oldimga kelib qilib yurgan ishidan shikoyat qilib tashayman degan mashhur odam edi. Butun O'zbekistonda eng mashhur odamlardan edi.
Hazret de aldığı abara kendine aldı. Hazret yapını eşit Türklerde aşı etikadı yüzü terk etmeyin deyiptiler. Birinci yapları. Uşa kılı yapken işini natoğruligi, toğrısındaki etikadını uşa etikadını mahkem uçlayın deyiptiler. Uşa tursun. Şimdi vaziyette hazır bu işini taşıp gitseyiz siz cüde maşgul adamsız. Siz de etrafınızdaki şunca adamge zarar verirdi. Şuna kapaytlar yaptı değil mi? Kapaytlardı. Uşa zararge akıl bilen iş kılışıyız gerek. Lekin anu etikad tursun sizde. Uşa etikad ey muhumu dediler. Uşa etikadını mahkem uçlayın. Allah Teala sizi bundan kutkaladın dediler. O adam siz bilen biz kırbara almayıdigen caylarda yapıradigen adamıydı. Uşa caylarge gapırıp uşa adam ahırı Allah rahmet olsun dünyana tüketti o adam. Ahırı katta katta imamla kılalmayıdigen işini kıldı o adam. Ben güvah mı o adamdım işe gelirlerge. Cüde katta katta caylarda dinli yetkazdı. Biz hadır mihrapta mescitte kegen adamge eytemiz. O adam hiç mescitge yakın yolamayıdigen adamlarge dinli düşündürdü. Ulamalarını, alimlerini farasatı şuna kadar balant varadı da uzağını koradı. Sizler şu alimlerden mi? Misalı sizler, bugün sizler alimsizler sizler. Bana şu farasat, bana şu zekavat kere. Halat ki karak, o şey adamlarını ümit bahş yolga yönlendiriş kere. İmam Buhari'de katilul mi'edigen hadis var. Yüzde adamın katili hadisi. O şey yüzde adamın katili hadisi de katil 99 adam öldürgen. Tavba kalbiga tushib qolgan. Nima qilishi bilmay undan bundan so'rasa bir kishi bir obidni ko'rsatdi. O'sha obiddan so'ra dedi. Masalan endi yetsa kerak. Haligi odam borib obidni oldiga kirib, "Men 99 ta odam o'ldirganman. Alloh meni kechirarmikin?" dedi. Deganida obid qarab, "Voy, badbaxt, 99 ta o'ldirasan-u, Alloh seni kechiradimi?" "Yo'q, albatta," dedi. Deganda 99 nima, 100 nima deb taqtib uni o'ldirdi. Çıkıp keyin yana adamlardan soruldu ki o bir alimni ko'rsatishdi. Hadiste şu kelgan. Bittasi alim, bittasi obid. Obid jaholati bilan fatvo aytib o'zini ham joniga zomin bo'ldi. Alimni oldiga boruvdi, alim unga aytdiki, umid berdi. Dedi, Alloh taolo shirkdan boshqa hammasini kechiradi dedi. E'tiqoding muborak bo'lsin dedi. Sen dedi, tavba qil dedi. Faqat dedi, yashagan joyingdan ko'ch dedi. Şimdi atrafın bu kıyan cinayetini eski soluğa uğradı, adamlar hep eski soluğa uğradı, atrafım yakışı muhutmaz. Yani hamrahlarını özgertir. Ülpetini özgertir. Ülpetin karga bulsa, yeşin tezek, titişin ahlat. Ülpetin troll bulsa, ahvalin şu. Yani bir dini kımmat adam bu yura uğrasan onların içinde. Sen cahini özgertir. Dedi. O adam astoydildi tavbaga, e'tiqod qutqaradi odamni. Amal qutqarmaydi. Xotirjam bo'ling. Amal oqibatda bilinadi. Qaysi e'tiqodda amal qilyapganingiz. Insonni qutqaradigan narsa e'tiqod. Qalbingizdagi hissiyot. Allohga bo'lgan sadoqat. Yarim yo'lda o'ldi. O'lganda farishtalar tarashdi uni. Rahmat farishtasi olaman dedi, azob farishtasi olaman dedi. Xullas, Alloh taolo o'lchanglar dedi o'rtani. Tavba çıkan cahaya bilen, tavbaya bari etken cahaya mesafası kança. Kalk ortada ölügen eken o. Kays. Bir kıl cahaya da ölügen. Allah Teala etti ki, baş kays tamam da dedi. Yıkılgen de tavba tamam ki yıkılgen. Rahmet farıştası ki al dedi. Buhari'de hadis bu. Biz ümit bir işimiz gereği adamlar. Ümit. İbni Abbas Mekke'de meclisleri vardı. Mecliste otursalar, bir adam etti ki, ben dedi bir kızını yakışık verirdim dedi. Solcu buldum, tegmedi. Başka adamga tegib ketuvdi, rashkim qo'zib dedi, affekt holati bo'ladi-da, o'ldirib qo'ydim qizi dedi. Meni gunohim kechiriladimi deganda, onang bormi dedilar. Onam yo'q dedi. Astodo tavba qil, Alloh shirkdan boshqasini kechiradi dedilar. O'sha majlisda boshqa bir odam kirib keldi eshikdan. Aytdiki, "Ey ibn Abbas" dedi, "agar bir odamni o'ldirsa gunoh kechiriladimi?" dedi. Deganda unga qarab, "Yo'q, kechirilmaydi" dedilar. Kim bir mu'minni qasdan o'ldirsa abadiy jahannamga ketadi dedilar. Unga savol bir xil edi, bittasida qizni o'ldirganga kechiradi dedilar, unga kechirmaydi dedilar, ketdi u. Shogirdlar hayron bo'ldi. Hozir bir xil savolga ikki xil javob berdingiz, bizga nima qanday narsa deysiz? Deganda aytdilarki, bu birinchisi dedilar, ishi qib bo'lgan.
Kılıb olgen bunge seni Allah keçirmeyi dedisek yine na ümit boladı. Yine cinayet işige açıladı bunge. Şimdi bunge farkı bulmaya kaladı. Bunge ne bir iş gereği? Ümit bir iş gereği. Ne ki anasını soruyduyuz degen de insan kıgen günahlarını keçirilişliği de anadan katta işige o degen de. Anası var adam ganimet bir iş gereği. O şey için ananı soradım degen de. İkincisini ne ki buna kadar cevap verdim çünkü o hali bu işini kımagen. Lekin kimgadir qas qilib kelgan. Ko'zlari qizarib turibdi, shijoati rangi g'alati bo'lib turibdi. Hozir u fatvo so'rayapti u. Yaxshi ham so'rayapti, so'ramasdan borib o'ldirishi ham mumkin. So'rayaptimi? Agar unga ijozat bersak, hozir borib bir kishini o'ldiradi. Shuning uchun unga umid berib bo'lmaydi. Uni qo'rqitiladi. Allohdan qo'rq deyiladi, kechirmaydi Alloh taolo deydi. Qasdan o'ldirsang ketding. Deyiladi. Ana imomlik shu. İmamlık en katta siyaset o. Adamla gapıra vuradı. Bunu hamme kılar mıydı? Bu faziletini Allah hammege vermeydi. Bu 36 milyon ahalini içi de sizlerge nasıl kutturdu? Bunu kadrige biliş gereği. Az günü umur siyasetke oynatması gereği dinini. Hiç kaçan. Kaytenge siyaset gelip dindardan sonra iş gereği. Nime kılaylı gidiyor. Şuna kadar vururlar keldi. Keldi ağırı. Yani siyaset dindardan siyaseti soramasın. Siyaset dindardan dini meselesini sorasın. Siyaset dindardan soramasından dinge uzu hüküm kımasın. Hizb-i Tahrir'e varıp kamaldı. Doğru mu? 20 yıl kamaldı, netice bugünü yok. Doğru mu? Onu zulüm bulup gitti. Lakin Hizb-i Tahrir bundan hulası kıyanı yok. Haliye. Demek ki ularda fasıd daire var. Fasıd daire. Ularda ulamalarına tapşırılırsa ulamalar ularga dini tamamdan tarbiye beraleydi. Beraleydi ve netice hazır cüde katta netice. Hazır her gün teşekkür var kız birilerden. Ta bak çıkarlarına. Çünkü yine kayıtıp ayeti yapıp her daim. Şu cayda kız birinden haber almayan kim var? Hamma haber alıp doğru mu? Mahallenizdeki kız birini sizi biriktirip koyuyor. Nanını, aşını, avukatını, üyünü, cayını, haberini al diyepti mi? Diyepti. Bunu insafı var 90% tanal yaptı. Rahmatla geldi. Biz de yaptı, kurban buldu yaptı. Yani 10% cinli bolar. O cinli asas mas. Bismillah. Ha, çıkış oldu mu? Nasıl çıkış oldu? Subhanak Allahumma wa bihamdik nashkuru an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Halgi masala. Nafil namazlardagi ortadagi tashahhud miqdorida o'tirish. Hanafi mazhabini fatvosiga ko'ra vojib ekan. Siz gapingiz to'g'ri ekan. Biz xato gapirgan ekanmiz. Ba'zi qavullarga ko'ra, Imom Abu Yusufni qavullariga ko'ra vojib emas deganlari bor ekan, lekin umumiy ma'no vojib ekan. Sizga alohida tashakkur. Xatolarimizni ilmiy asosda to'g'rilab boramiz. Va oxir da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Tomla duo qilsinlar. Cevap zamanı. Amin. 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 Amin.